Merhaba arkadaşlar. Bu gece dediğim gibi gece yemeği çok sevenler için müthiş bir yemek yapacağım. Daha doğrusu aperatif. Bu Kore'de soğuk yemeği tabir edilen bir yemek. Kore tostu. Ben bunu inceledim, buldum. Birazcık kendime göre uyarladım. Bir şeyler yaptık. Bakalım nasıl bu olacak. Şimdi malzemeler o kadar çok değil ama gene de bir şeyler var. Bunun için ben eritme tel peyniri, yağlı bir eritme tel peyniri tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kaşar peyniri rendelip de yapabilirsiniz ama bu eritme peynirle iyi sonuç aldım. Füme et buldum, aradım taradım, füme et. Jambonlu olur, salamlı olur ama en güzel füme etli olur. Efendime söyleyeyim, birazcık daha salam. Ve burger peyniri. Ve bir adet yumurta, toz ekmeği, tava yağlamak için. Sanayağı, tereyağı artık neyle yağlarsanız. Ketçap, mayonez, isteyen hardala koyabilir. Önce şu peynirlerimi küp küp yapıyorum arkadaşlar. Peynirlerimizi küp küp yaptıktan sonra salamlarımızı doğruyoruz. Şöyle bir şekil yapalım. Tabii ki malzemenin bolluğu sizin keyfinize göre değişebilir. Şu şekilde ince dilimler halinde hazırlıyoruz salamımızı. Şimdi sıra öteki işlemlere geldi. Bu işlem için bize 2 adet tava lazım arkadaşlar. Şimdi birinci tavamıza bir miktar yağımızı koyuyoruz. Şöyle. İkinci tavamıza da bir miktar yağımızı koyuyoruz. Şöyle. İki dilim tost ekmeği. Tost ekmeklerini yağda kızartacağız. Şöyle altı kızgın olacak. Ekmeklerimiz kızarırken yumurtamızı pişirmeye başlayalım. Bir adet yumurtayı tavamıza kırıyoruz şöyle. Hafif bastırıp patlatıyorum ben. Ve küp küp doğradığımız peynirleri yumurtanın üstüne serpiyoruz. Arkadaşlar kesinlikle yumurtaya tuz falan atmayın. Krep tarifinde dediğim gibi bu peyniri kullanın. Gayet tuzlu peynir. Peynirlerimizi attıktan sonra salamlarımızla şöyle ince dilimlerini salamlarımızla atıyoruz. Salamlarımız ve yumurtamız pişerken tavanızın kenarına da füme etimizi atıyoruz. Ekmeklerimizi çeviriyoruz şöyle. Tereyağlama ekmeklerimizi. Şimdi güzel kızartıyoruz. Şimdi burada yumurta iyice pişecek arkadaşlar. Çevirmek çok zor oluyorsa. Edelim. Şimdi yeterli biçimde piştiğini düşünüyorum. Füme etimi alıyorum. Şunu arkadaşlar ters çevireceğiz. Bu şekilde ters çeviriyoruz. Bu gene kızaracak. Ekmeklerimiz kızardı. Şimdi ekmeğe yapacağımız işlem. Biraz ketçap atıyorum. Biraz mayonez atıyorum. Arkadaşlar unutmayın, mayonez bunun lezzetini bir tık ileri taşıyor. Şu şekilde iki dilimi de
kebap mayoneze buluyorum. Küme etimi şöyle buraya bırakıyorum. Bir dilim burger peynirini küme etin üstüne koyuyorum. Tavamızın altını kapıyoruz. Çünkü bu oldu. Bakalım. Gayet hoş oldu. Şu şekilde. Arkadaşlar, size bunu daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi dilimi üstüne kapattığımız vakit işlem tamamlanıyor. Gayet kolay bir şekilde bunu alıyoruz. Tabağımıza koyuyoruz. Ve servise hazırlıyoruz. Mükemmel bir şey. Mükemmel arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yerken benim minnetle hayır dualarıyla anacaksınız. Hepiniz afiyet olsun.